Şimdi siz bırakın yapsınlar diyorsunuz. Şu mesela, senin paran var, bırak okul aç, tamam, bırakıyoruz. Akıllıysan batarsın, başarılı olursan akılsızsan batarsın. Cezası kendi içinde var onun. Mesela eğitimi ele alalım. En böyle aşırı olarak düşüneceğiniz. Biz eğitimde diyoruz ki, hiçbir müfredat yok. Bakın, merkezden şunu okutacaksın diye bir talimat yok. Okul açabilirsin. Sen bir okul açtın, lise, tamam mı? Yanlış müfredat yaptın. Ne olacak? Millet enayi mi sana talebesini yollayacak? Senin bütün şeyin, ne olacak bütün gayretin? Okulumda en iyi dersleri öğreteyim, öyle değil mi? En iyi talebe yetiştireyim. Bu çıkanlar hem üniversitede başarılı olsunlar, hem iş hayatında, hem toplumdaki böyle kabarayım, öyle değil mi? Mezunların böyle çakı gibi olsunlar, ismin anılsın. Bunu düşünmez misin? Bilhassa 50 yaşından sonra, hele zenginlerimiz ölüme yaklaştıkça, bütün istekleri ülkeye bir damga bırakmaktır. Hepimizde vardır bu. İki tane kamyonunuz olur, bir bakkalınız olur. Hepimizin içinde ölmeden önce ya kendi adımıza ya babamızın adına bir hayır yapmak vardır. Sen bir hayır yaptın kendin için veya baban için. Bütün gayretin ne olacak? Bu okul başarılı olsun. Herhangi bir okul müdüründen mi daha gayretlisin yoksa sen mi? Tabii ki sen daha gayretli olacaksın. Sistem bu, yani sahipli hale geliyor. Onun için bırakın yapsın, bırakın geçsin diye bir şey yok. Sistem kendi içine kendini dengeliyor. Ama tüketiciyi koruma var. Tüketici koruma kanunlarla sıkı bir şekilde var. Özel mahkemeleri var. Tröstleşmeye karşı kanunlar var. Zaten sıfır gümrük olunca tröstleşme kalkıyor. Dünyanın her tarafından en kaliteli mal geliyor sana. Yani serbest rekabet ortaya giriyor. Bu şekilde olduğu için daha faydalı oluyor. Şimdi okulların herkes serbest okuluyor. Serbest, evet. Ülkemizde bir takım işte... Senin zorlamana lüzum yok. Yani diyelim ki sen milliyetçi olmayan, milliyetçiliğe aykırı şeyler yaptın. Zararını sen çekeceksin. Yani sana talebe gelmeyecek. Ya reaksiyon çekeceksin. O adam. Halde milletvekili falan seçmeyeceğiz. Değil mi yani bu durumda bir devlet yönetimi olmayacak. Nereden çıkardınız devlet yönetimi olmayacak? Şimdiki devlet yönetim dizgin değil. Şimdiki ya, devlet... Hayır, çok dizgin iyi değil. Çok dizgin boğar seni. Şimdi çok dizgin var. Bir kere yargı. Bugün adalet var mı? Bugün erken biten bir dava var mı? Hızlı bir dava var mı? Yoksa mafyaya mı teslim ediyoruz her şeyi? Bakın etrafınıza. Yani mahkemeye gidip de eğer çok kuvvetli değilse hakkını alabilen adam az. Neden? Çünkü devlet çok lüzumsuz işle uğraşıyor. Senin 3 tane mühim işin var. Ben sana 50 tane iş vermişim. 3'ünü de yapamıyorsun tabii. Ondan sonra hesap soruyorum. Diğer işlerini mazaret gösteriyorsun. Hiçbirini doğru düz yapamıyorsun. Şimdiki devlet 300 kilo hantal, gittiği yeri deviren böyle, dokunduğu her yeri ezen bir hantal, iri yarı bir adam. Bizim istediğimiz devlet, tıraşta da söyledim, 65-75 kilo ağırlığında zıpkın gibi vurduğunu deviren devlet. Bu yani. Devlet olmayacak olur mu? Asıl güçlü devlet böyledir. Polisin zıpkın gibi, mahkemelerin çok hızlı, elektronik donanmış, tam adaleti dağıtıyor. Ordu gayet profesyonel ve şeylerde, adalet sistemin çalışıyor. Tabii ki sosyal şeylerin olacak. Partilerin, sosyal halk kuruluşları, halkın da kurduğu dernekler, baskı grupları. İşte bu böyle. Yani bu dinamik devlettir, güçlü devlettir. Şimdiki devlet güçlü değil. Şimdiki devlet hantal, uyuşuk, beceriksiz devlettir. Buyurun efendim. Liberal olduğumuz için kravat takmıyoruz. Dün akşamki programda Türkiye'yi 6 ayda kurtaracağınız gibi iddialı bir laf ettiniz. Kravat takmamın sebebi şu. Bir baktık milletin çoğu kravat takmıyor. Dedik ki onlardan 3-5 oy fazla kapar mıyız diye o numaraya yatıyoruz. Ama arkadaşlarımda kravat var. Sende var değil mi? Bak öyle yani kravat yasağı yok partide. Babür'de kravat yok ama şey var. Evet. Akşamki programda Türkiye'yi 6 ayda kurtaracağız gibi iddialı bir laf ettiniz. Bu konuda ciddi miydiniz? Türkiye'yi 6 ayda kurtarırız diye bir laf ettik. Tabii bu konuda ciddiyiz. Aslında bir ayda düzelme başlar. Ama 6 ayda her şeyi düzeltiriz. Tabii siz bana şunu nasıl düzeltiriz derseniz onu söylerim. Niçin 6 ayda düzeltiriz? Çünkü bizim programımızda zamana taalluk eden bir şey yok. Mesela size deseydim ki bir liman inşaatı var, bir ayda bitiririz. Olmaz, liman inşaatı diyecek ki mühendisler, işte bu en aşağı 2 sene sürer diyecek, öyle değil mi? Veya bir otel inşaatı, en modern metotlarla bile bir otel inşaatı bir 2 sene sürüyor, 2,5 sene sürüyor onun tefrişiyle falan. Şimdi Liberal Parti'nin programını okuduğunuz zaman, yapacağı iş Ankara'da devletin birçok işini kapatmaktır.
Bu aynı şuna benziyor. Ben mesela 5 sene evvel iktidara geldim ve Babür'e dedim ki Babür şu medyayı yani televizyon ve radyoları hallet. Babür de ne yaptı biliyor musun? Radyo şöyle bir karar alıyor. Radyo ve televizyon serbest, TRT'yi kapattım dedi. Bu bir vakit alır mı? Bir söyle bana. Almaz değil mi? Bir saatlik iş. Ne oldu işte bak. TRT kapandı, ülke canlandı. Yani biz bir şey yapmayacağız, halk yapacak. Yani onun için mesela TRT'yi kapattık, radyo televizyonu serbest bıraktık. Radyo televizyonlar yasak olarak girip zorlayarak yırta yırta kurdular kendilerini öyle değil mi? Yasaklara rağmen kurdular. Şimdi sen mesela hükümet olarak bu kararı aldığın zaman ne yapıyorsun biliyor musun? Kanayan bir yarayı kapatıyorsun ve halka diyorsun ki yap. Yani bir tarlaya su veriyorsun. Kurak tarlaya suyu boşaltıyorsun. O su orayı yeşertiyor hemen. Ama erken yetişen bitki vardır. Hemen ürün alırsın buğdaydan. Ama elmadan 2 sene sonra, 3 sene sonra ürün alırsın. Ama ne olursa olsun sen biliyorsun ki tamam bu iş tamamdır. Yani bizim işimiz 6 aydır. İlk 1 ay finansmanla uğraşacağız. Bizim en önemli ciddi olduğumuz konu tabii ekonomik konulardır. Çünkü hiçbir parti bizim kadar ekonomiyi ne iyi bilir ne finansmanı bilir hiçbir şey bilmez. Hava gazı şeylerdir. Finansmandır esas bizim üzerinde durduğumuz. Finansman aynı kandır. Vücuttaki kan var ya odur. Para odur ekonomide. Veya tarlaya verdiğiniz sudur. Biz finansmanda mesela 0 vergi getiriyoruz. Bakın ne de vergi yok. Tefeci. Vergi 0. İster senetle faize para versin, ister lafla faize para versin. Gidip de biri ya sen buna yok öyle bir şey. Bankalarda kurumlar vergisi bile yok. Yani banka para kazanıyor, kurumlar vergisi bile yok. Şimdi ilk düşünüldüğünde bu, ya bu biz zaten burada fakirlikten geberiyoruz, zenginlere ilave para gibi düşünülebilir öyle değil mi? İlk budur akla gelen. Arkadaşlar Türkiye'de para niye pahalı biliyor musunuz? Niye emek ucuz, para pahalı? Kıt olduğu için. Bir şey nerede kıtsa orada pahalıdır. Türkiye'de para pahalıdır, emek ucuzdur. İsviçre'de para ucuzdur, emek pahalıdır. Akıllı olan insan Türkiye'de parayı çoğaltacak ki onun değerini düşürecek. Bunun en mantığı budur. Nasıl para çoğaltılacak? Daha evvel söyledim. Dünyada sermaye kıttır. Neden kıttır? Çünkü sermaye daha evvel çalışıp kazandığını harcamıyorsun. Bir yere koyuyorsun, sermaye yapıyorsun. Dünya medeniyeti öyle kalkınmış. Her gün kazandığın yerse bir şey kalmaz. Dünyada da kalmaz. Yani Amerikalısı Japon'u kazanmış bir yere koymuş. Bir yere yatıracak bu parayı. Peki niye kıttır? Sebebi şu. İnsanlar elde ettikleriyle tatmin olmuyorlar. Daha fazlasını istiyorlar. Yalnız Türk insanı değil. Amerika'da da kıttır sermaye merak etmeyin. Avrupa'da da kıttır, Afrika'da da kıttır. Niye? Çünkü insanlar daha çoğunu istiyor ve o kadar üretecek bir materyal yok. Çünkü sermaye sonunda materyale dönüşüyor. Sermayeyi ne hale getiriyorsun? Fabrikaya. Fabrikaya yatırdın mı fabrika oluyor. Yola yatırdın mı yol oluyor. Köprü yaptın mı köprü oluyor sermaye. Ve elektrik yaptın mı elektrik oluyor. Şimdi sermaye kıt. Türkiye'de kıt olan akıl. Şimdi akıllı olan adam ne yapar? Senin için lüzumlu ve kıt olan şeyi öyle bir güven verirsin ki o daha çok gelir oraya. Senin mesela tarlan var kurak ve su istiyorsun. Tepede bir su var ama öteki tarafa akıyor. Gidersin oraya. Suyun yolunu kendi tarafına değiştirirsin. Nasıl değiştirirsin? Suyun sahibini ikna edersin. Onun kızını alırsın. Veya oğluna kızını alırsın. Bir şey yaparsın. Veya bir para ödersin ona. Şimdi bizim görüşümüz dünya sermayesine Türkiye'de tam güven vermektir. Tam güven nasıl olur? Hiçbir yeni vergi yok. Daha evvelden şey yapmadan, deklare edilmeden. Mesela bizde deli dumrul gibi bir haftada vergi alınıyor. Böyle şey olur mu ya? Bizim kaidemiz ne? Meclis bir vergiyi, yeni vergiyi geçirdikten 3 sene sonra yürürlüğe girer ancak. Ki iş adamı kendini ayarlasın. Son net aktif vergisini biliyor musunuz? Ne kadar kısa sürede geçti. Böyle şey olur mu? Net aktif vergisini ödeyemeyen esnafı biliyor musunuz? Ne halde? Ufak para gibi görünürse. Yok, çok zor durmadı da insanlar. Şimdi demokrasi nasıl başlamış? Bakın işin tersine bakın. Ne kadar ters iş. Demokrasi nasıl başlamış? Bütün bunlar liberal hareketlerdir. Yani Magna Carta ile başladı diyoruz ya. Bu liberal harekettir. Niye başlamış Magna Carta'da? Kral 2'de 1 savaş yapıyormuş bilhassa Fransa'yla. Millete diyormuş ki lan verin paraları diyormuş. Malına mülküne el koyuyormuş. Milleti de askere alıp hayda harbi. Sonunda milletin canına tak demiş. İsyan etmişler. Bir insan o kadar canına tak demiş ki kendi kralına isyan ediyor. Öyle ya çok zor durumda. Diyor ki krala Magna Carta aynen şöyle yazar. Der ki
ben bir meclis kuracağım, o meclis tasdik etmedikçe yeni vergi alamazsın diyor. Yani kralı, kralı bağlıyor, engelliyor keyfi vergiden. Ancak diyor veliaht evlenince ben hediyemi yaparım diyor. Magna Carta bu kadardır. İki maddelik bir olaydır. Yani krala diyor ki zırt pırt vergi alma, ama vergi alacaksan benim seçtiğim adamlar bir meclis oluşturacak. Meclisten ancak geçireceksin. Meclis niye kuruluyor? Vergiyi engellemek için. Öyle değil mi? Meclisin kuruluş amacı kralın veya firavunun veya imparatorun keyfi vergi almasının önünü kesmek için bir set. Bir meclis bir haftada yeni vergi çıkarır. Hemen uygularsa o meclisin kendi kendini feshetmesi lazım. Çünkü kuruluşuna aykırı. Senin görevin vergiyi kesmek, önlemek. Amerika'da gidin bakın, devamlı vergi aletleri bütün meclis. Siz Amerika'da bir temsilciler senatörün veya bir temsilciler şeyinin yüksek vergi diye seçim kazandığını görebilir misiniz? Türkiye'de vergi. Vergi almıyoruz, daha çok vergi alalım. Ve Sayın Başbakanımız da kendini methetti. Dedi ki ben dedi 6 ay içinde 2 vergiyi geçiren tek başbakanım dedi. Bak yaptığını kendini methediyor. İnanılır gibi değil. Onun için bizim şeyimiz şudur. Herhangi bir vergi meclisten geçtikten ancak 3 sene sonra yürürlüğe girer. Ona göre sen 3 sene sonraya göre kendini ayarla. Paranı kaçır, götür, işini tasfiye et, devret, ne yaparsan yap. İkincisi bu muafiyet, vergi muafiyetine getiriyor. İnsanların parayı getirip ucuza burada plase etmelerini, yani borç vermelerini. Para borç verilince ne oluyor biliyor musunuz? Kullanılıyor. Şimdi sen mesela bir atölye kuracaksın. Basit bir atölye. 20 milyar para lazım. Bir hesap ediyorsun, 20 milyarın senelik faizi 30 milyar. Şimdi bak atölyeden 30 milyar kazanacaksın. Faizi ödeyeceksin. Maaşları ödeyeceksin. Onu ödeyeceksin. Bunu ödeyip bir de kar edeceksin. Ne yapıyorsun? Atölyeyi kurmuyorsun. Peki ya 20 milyar aldığına sadece %5 faiz olsa? 1 milyar. Ne yapıyorsun? Atölye kuruyorsun. Dikkat edin. Finansmana güven verip vergiyi sıfırlayınca diğer sektörlere su gidiyor. Yani atölyelere, bakkala, fabrikaya, ticarethaneye su akıyor ve onlar yeşeriyor. Onlar iş hayatı yaratıyor. Yani sen belki paradan vergi almayarak gelirden kayba uğruyorsun ama o kurulan atölyenin getireceği gelirler var ya, atölyeyi kurdu adam senin ucuz faizin sayesinde. Atölyede çalışanların vergileri var değil mi? Çalışanlar aldığı parayı nerede harcıyor? Buzdolabı alıyor, vergiye giriyor. Benzin alıyor, vergi. Sigara alıyor, vergi. İçki içiyor, vergi. Hepsi vergi. Yani onu vergilendirmemek demek ülke kaybediyor demek değil. Ülke çok şey kazanıyor. Yani finansmanda sıfır vergi. Kafanızı karıştırmayın. Bizim başka bir şeyimiz mesela para basarak iç borçları sıfırlamaktır. İç borçlar %200 faizle devlet borçlanıyor kendi savurganlığı yüzünden. Ülkenin içinde şimdi bazılarına bu enflasyonu arttırır gibi gelir. Ülke büyümüş fakat içerideki nakit miktarı yeterli değil, faizi yüksek tuttukları için herkesin masrafı yüksek. Tabii kitleri satıp önce faizleri ödeyeceksiniz. Oyun üstüne para basıp faizi ödeyeceksiniz ve devlet artık borçlanmayacak. Yasak edeceksiniz. Devletin borçlanması eroinmanın eroin içmesi gibidir. Eroinmanı tedavi ediyorsun, sonra eroinden uzak tutmuyor musun? Yasaktır. Devletin borçlanmasını yasak getiriyoruz. Farkında mısınız bilmiyorum. Özal zamanından beri bütün kazanılan tasarrufları emen devlettir. Yani senin kanını emiyor, kendisi kullanıyor. Nasıl kullanıyor? Çarçur ediyor. Sen de bıraksa sen canlanacaksın, bir şeyler yapacaksın. Sen sürünüyorsun kansız bir şekilde. Bugün ekonomide de öyledir. Büyük iş adamları da eziliyor bu yüksek enflasyon yüzünden. Yani ufağı değil, hepsi eziliyor. Çünkü senin kanını devlet çekiyor, tasarrufları alıyor, vergi, enflasyon da öyledir. Bu sabah kuyumculara gittik. Kuyumcular zor durumda. Size bir kuyumcu hikayesi anlatayım. Bizim sistemde. Bugün mesela bir kilo altın aldınız. 500 milyondur bugünkü altının değeri, bir kilo. Diyelim ki Eylül ayında bu altını sattınız bir kiloyu. Eylül ayında da altının değeri diyelim ki 800 milyon. Yani bir kilo altının Türk parası değeri 800 milyon. Siz bu altını 20 milyon kar koydunuz, 820 milyona sattınız. Ne kadar gelir görünüyor biliyor musunuz? 320 milyon geliriniz görünüyor. 320 milyon, 160 milyonu vergi ödemeniz lazım. İyice takip ettiniz mi? Yani enflasyon yüzünden sen zarar ettiğin halde vergi ödüyorsun. Bütün ticarethanelerin durumu budur. Çünkü koyduğun mal... Evet. Devamlı, şimdi mesela altın dolara bağlı olduğu için
Ocak'ta 500 milyon alan altın, Eylül'de 800 milyona çıkıyor. Sen hiç karsız bile satsan, ne oluyor? 300 milyon kar gösteriyorsun defterinde. O yüzden zavallı kuyumcular bir kısmını resmi gösterip bir kısmını zulalar, başka türlü iflas ederler. Bizim mali polis gidiyor basıyor onları, içeri atıyor falan filan. Yani sistemi, kötü sistemi getiren biziz. Bunu düzelteceğiz. Bunu düzeltince de her şey yeşerecek. Finansman meselesi böyle. Çok kısa sürede ülke şey yapar, kalkınır. Bir ay içinde finansmana getireceğiniz şeylerle, tedbirlerle bir ay içinde Türkiye'ye para yağar. Çünkü paranın bir ülkeden bir ülkeye gelmesi 10 saniyedir. 10 saniyede para geliyor. 10 saniyede. 10 saniyede gidiyor. Bir elektronik işlemdir. Paranın girme çıkması. Şimdi geçtiğimiz sene ne yanlışlıklar yapıldı? Onu anlatırsam size hataların nerede olduğunu göreceksiniz. Geçen sene bir, döviz yükselince paniğe kapılıp hükümet müdahale etti. Bu yanlıştı. Kendi haline bırakacaktı. %1000 faiz aldığı şeyden Merkez Bankası günlük faiz, ortalığı darmadağın ettiler. %1000 faiz olunca bütün piyasa faizleri alt üst oldu. Bankaları kapattılar. Gerek Türkiye'de mevduat yatıranları yüzüstü bıraktılar, bir de dışarıda para yatıranları duman ettiler. Dışarıdaki adam Türkiye'de hiç banka batmamış biliyor. Hakikaten Türkiye'de bu zamana kadar hiç banka batmamıştı. Rahat rahat kredi veriyor. Ve biz dış bankalara 250 milyon dolar maksimum, zannediyorum o kendi içindeki hesaplarla 150 milyon dolarlık bir dış bankaların Türk bankalarından alacağı kaldı. Şimdi bizim uyanıklar dediler ki ne yapalım? Şeyler, bankalar kendi riski kardeşim vermeseydi ufak bankaya. Şimdi Ankara'dakiler öyle akıllı ki o 150 milyonu ödememek için dışarıdakilere. Ne yapalım dediler ya, bankacı da düşünseydi. Öyle ya, dış bankacı büyük bankalar dururken bu ufak zayıf bankalara niye parayı verdi? O onun sorunuydu. Ne oldu sonuçta? Dış kredilerimiz kesildi. Faizlerimiz yükseldi. Eskiden Libor artı 1 ile alınan faizler Libor artı 5, Libor artı 9'a çıktı. Öyle değil mi, biliyorsunuz finansmançlar içinizde. Bir senelik giderimiz ne biliyor musunuz? Sadece bu 3 bankanın 150 milyon doları ve kapanmasından dolayı. Sadece bu seneki faiz kaybımız 1 milyar dolardır ülke olarak. 1 milyar dolar kaybımız var. Daha devam ediyor kayıp. Çünkü bu sene geçti diye düzelmiyor ki. Aynı yüksek faiz bu sene de devam ediyor. Bir başka kayıp var. O da para bulamama kaybıdır. Aynı elektrik gibi. Elektrik pahalı olabilir ama hiç olması daha kötü. Şimdi parayı bulamama, senin burada işini yapamıyorsun. Tıkanıyorsun. O para olsa muazzam bir şey üreteceksin. Bu şekilde kredilerimiz kesildi. Hatırlıyorsunuz bankalar niye içerideki firmaların üzerine gidip paralarını tahsil ettiler gırtlağa basarak? Dışarıya para ödemek için. Yani Türkiye 94'te dışarıya 7 milyar dolar para transfer etti, ödedi. Halbuki bu bunalım olmasaydı öderdi, tekrar alırdı. Öderdi, alırdı, o kan içeride kalırdı. Faiz ödenir, bir şey değil. Faiz de bir giderdir ama hiç olmaması daha kötü. Demek ondan sonra bu vergiler, hatırlıyor musunuz? Yıl başında başladı bu mali denge vergisi. Herkesi korkuttular. Ne paralar kaçtı İsviçre'ye biliyor musunuz? Şeyler vardır. Private banking diyorlar, özel banka. Private banking demek senin paranı alıp dışarıda değerlendiren adam. Hepsi çantalarla geldiler ve paraları alıp dışarı götürdüler. Zaten götürmek kolay dediğim gibi, 10 saniyede gidiyor. Bu akıl meselesidir. Yani yoksa Türkiye'de tek noksan akıl. Niye ürkütüyorsun bunu? Yani sen süt veren ineği korkutuyorsun. Açlıktan insanlar ölürdü. Hayır, onu bakın o zaman. Teyiden söylüyorum. Gidin İsviçre tarihini okuyun. İsviçre dağlık bir bölgedir. Yani ulaşımı da zor. İsviçre geçit vermez dağlarla, böyle Alplerin içinde kapanmış bir yer. Türkiye gibi tabii geçit yolu değil. Düşünün, Türkiye eskiden neydi? Baharat yolunun, İpek yolunun geçiş noktasıydı ya. Tabii bir yoldur. Denizleriyle, her tarafımız deniz ve bütün Asya, Afrika, Avrupa ticaretinin geçtiği köprü Türkiye. İsviçre neydi biliyor musunuz? Dağın başında bir yer kardeşim. İnek beslerler. İsviçreliler çok zeki de değillerdir o yüzden. İsviçre halkı yavaş ve şeydir, kafası az çalışır. Öyledir yani, şey incelerseniz İsviçrelileri. Köylüdür. Bu adamlar biliyor musunuz dünyanın en zengin ülkesi? Nasıl oluyor ya? Ya bu adamlar dünyanın en zengin ülkesi İsviçre şimdi. İşte bu liberal politikalar sayesindedir. İsviçre serbest ve liberal oldu. Fransız sosyalist politikalar uyguladı. Fransız zengini parasını oraya yatırdı. Alman oraya yatırdı. Bizim Türkler oraya yatırdı. Avantajdan herifler zengin oldular.
Sen vasat bir iş adamı olsan, sana faizsiz kredi versem zengin olmaz mısın? Bütün dünya İsviçre'ye faizsiz kredi verdi. Yalan mı? Türkler vermediler mi? Arjantinliler vermediler mi? Alman, Fransız vermedi mi? Ama adam liberal. Getir paranı, yatır, çek diyor. Sıfır faizli para kullandı. Sadece para kullanmasından bahsediyor. Yani liberal politika şeydir, akıl politikasıdır. Üstelik İsviçre dediğim gibi ulaşımı zor bir ülke. Ondan sonra biz Yunanistan'la ilişkilerimizi muhakkak düzeltmeyi düşünüyoruz. Bunun için de gizli diplomasinin, gizli diplomasi ve güven vererek karşılıklı. Ancak Kıbrıs'taki soydaşlarımızın haklarını muhakkak fizik olarak garanti altına almamız lazım. Yani ileride Rumların onları kapı dışarı etmelerini önleyici fiziki tedbirler. Bu ne demektir? Ayrı bir konfederasyon. Yani Rumlar satın alarak, bilmem baskı yaparak onları kaçırtamayacaklar. O şekilde. Düzenine girer. Şimdi bu aslında pratikte doğru değil. Her şey bozulmaya gelir. Yani bu bir şey bırakırsanız olurunda... Senin çok moralin bozuk galiba ya bunun. Vardır. Finansman piyasası bütün ihtiyaçlara cevap verir. Bütün ihtiyaçların cevabı finansmanın kendi içinde sigortası da vardır. Bakın mesela şu kitapta okuyacaksınız. Bankalarda özel sigorta şirketleri var. Şimdi şöyle, sizin mevduatınız var. Herkes banka açabiliyor. Ama özel sigorta şirketine dahilse üzerinde yazacak. Bu banka bilmem ne sigorta şirketine dahildir. Sizin mevduatınız şu kadara kadar sigortalıdır. Ona para yatırabilirsin. Öteki de diyelim ki sigorta şirketine dahil değil kardeşim. Güveniyorsan yatırırsın. Sen güvendiğin arkadaşa borç para vermiyor musun? Veriyorsun, aynı sistem. Yani rahatlatmadır bu. Şimdiki gibi değil. Bütün bu sistemin içinde kendi düzeni vardır. Yani liberal sistem düzensizlik demek değildir. Güzel ve tabii düzendir. Şey düşünün ya. Bu yabancı borçlanmalarda biliyor musunuz? Mark borçlanıyor bir firma diyelim. Birdenbire dolar fırlıyor. Bilmem mark çıkıyor, iniyor. Ona karşı tedbir var biliyor musunuz? Adına cap denir, cap. Bir miktar para ödersin. Bir firma senin dolar mark paritesi arasındaki farkı garantiliyor.